Yani bundan sonra evet. nereye gideceği önemli aslında. Yine TCMB'nin beklenti anketine bakarsak 12 ay sonrası için de dolar TL'yi 3.26 olarak veriyor, bir öngörüyor beklenti. Tabii bir yükselme trendine girebilir ama tabii burada hem iç faktörler hem de dış faktörler, her zaman konuştuğumuz gibi biraz kompozisyonu değişiyor dönem dönem, ama Fed var önümüzde. Fed'in faiz artışının beklendiği bir dönem var. Artık bir zahmet arttırsın denen ve o tür sinyallerin son toplantıda geldiği. Tabii göreceğiz. Dün enflasyon geldi. ABD enflasyonu geldi. Yıllık enflasyon %1,5'a yükseldi. Ne kadar kalıcı olur onu bilmiyoruz. Önümüzdeki dönemde göreceğiz ama Fed'de bu tür sinyalleri toplayıp şartlara göre bir faiz artışına gidebilir mi diye de biliyorsun daha sıcak bir gündem şimdi maddesi gidecek. Oldu. Yani, alıp başını gitmez evet. belki ama kademeli bir artışa girebilir diye düşünüyorum ben. Zaten ABD dolar endeksine örneğin baktığımızda yine 14 Ekim'de 98'i gördü. Yani aslında orada dışarıda da bir öyle bir gelişme var. Fed'e bağlı büyük ölçüde tabii ki bu gelişme. Aynı zamanda tabii bizim Merkez Bankamızın alacağı kararlar. Ayrıca işte operasyonlar var, siyasi konjonktür. Var. Acaba nereye gidiyor siyasi konjonktürümüz? Referandum söylemleri var. Onlar da tabii yani hem içerideki gelişmeler önümüzdeki dönemde hem de Fed zaten bunun bir öğesi olacak. Tabii ki tamamen belirleyicisi olmayacak. Ancak acaba Fitch'ten nasıl bir karar gelir? Tüm bunlar eğer olumsuz yönde bir gelişim sergilerse yukarı yönlü gidebilir adım adım diye düşünüyorum. Ama olumlu senaryo doğru. da olabilir tabii ki.